Şimdi bu yapıda preposition kendi anlamından çok relative clause içindeki eylemin gerektirmesiyle gelir. Ne demek bu? Dependent on aldığını biliyorum. Bu on which şeklinde çıkar karşıma. Ya da whom whose. Suffer'ın from aldığını biliyorum. O da from which olur. Responsible'ın for aldığını biliyorum. O da for which olur. Bakalım hemen. Water. Şimdi burada on which var, burada da depend. Arkadaşlar bakın which'in içinde depend olduğuna göre ve depend'in de yanında on kullanılmadığına göre buradaki on which'in başına gelir. Water on which our lives depend. Ne diyoruz? Yaşamlarımızın bağlı olduğu su. Gördük mü? Devam edelim. The illness from which, neden from geldi derseniz, relative'in içindeki suffer ne alır? From alır. Peki yanında from var mı? Yok. O yüzden o from'u which'e ekliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. The students for whom gördük. Neden for geldi buraya? Relative'in içindeki responsible for alır her zaman. Yanında for olmadığına göre for whom diyorum. Peki buradan biz ne sonucu çıkardık? İster anlam olsun, ister kullanıma göre olsun. Prepozisyonlar hep yüklem, yani relative'in içindeki yüklem diyorum, ana yüklem değil. Relative'in içindeki yükleme ya da eyleme dayalı olarak gelir. Bazen bunu anlamsal olarak tamamlar. Burada olduğu gibi de kullanım olarak tamamlar. Depend ne alır? On alır. Depend onla kullanılır. Bitti. Anlamından çok bu önemli olur. Suffer from alır. From which oldu. Responsible for alır. For whom oldu arkadaşlar. Buraya kadar sorun var mı? Anlaşılmayan bir nokta prepozisyonlarla ilgili. Yok sanırım. Arkadaşlarım yok diyorlarsa ya da sessizlik hakimse devam ediyorum. Tamam. Osman Bey çok net bir açıklama oldu. 3 noktayla. Şimdi in the films diyoruz. Filmlerde Harper Drives. Bakın şimdi. Harper Drives şeklinde bir ifade var. Bunu with which'le nitelemişim. Neden? Arkadaşlar bakın şimdi uzay mekiklerinden bahsediyoruz. Değil mi? Hyperdrives ile donanımlı olan. Neden? A-Cube. A-Cube ne alır? With alır. Bir şeyle donanımlı olmak arkadaşlar. Yani biz burada neyi kastetmiş olduk? Şu özelliği alıyoruz. Hyperdrive özelliğini. Ki bu özellikle demiş oluyoruz. Uzay mekikleri donanımlıdır. Şimdi burada şöyle bir durum da var. A-Cube with alır tamam ama zaten with'in anlamı da işimizi görüyor. Arkadaşlar anlamı görebilirseniz birçok eylemde aldığı prepozisyon da anlama da uyar zaten. Mesela suffer from alır değil mi? Evet ama anlam olarak da bir şeyden acı çekmek değil midir zaten suffer from? Onun gibi yani burada da A-Cube with alır zaten bir şeyle donanımlı olursunuz. Anlaşılıyor mu? Ha, bunun dışında uymayanlar da vardır. Ne gibi? Depend gibi. Arkadaşlar mesela bakın on üzerinde demek. Su. Ki suyun üzerinde diyemiyorum. Niye? Depend on alıyor ama bu onun bir mantıksal bir yönü yok yani burada. Tamam mıyız arkadaşlar? Ama ne aldığı ile anlamı birçok durumda eşleşiyor zaten birbiriyle. Peki, anlaşıldığını düşünüyoruz ve devam ediyoruz. Hospitality and joviality are two values Turkey is most associated. Associate ne alır arkadaşlar? Associate ne alır? Associate çok önemlidir. Zaten almış seçeneklerde de with alır arkadaşlar. Çok önemlidir. Çıkar karşımıza. O zaman biz burada iki değer diyoruz. Gelen prepozisyonun ne olacağını anlamak için boşluktan sonraki bölüme odaklanıyoruz. Associated'ı gördük. Yanında with yok. O zaman with which diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet.
Diğerine bakalım. He is one of the most naturally talented footballer diyoruz. En doğal olarak yetenekli futbolculardan biriymiş. Kim? Bu Messi ya da Ronaldo diyelim, adını koyalım. Yaşını Allah versin. Şimdi arkadaşlar. Whom, for which, who's, on whom dedi. Neden on geldi ona bakalım. Futbolcu dediğimiz şey bizim whom değil midir? İnsandır. Tamam, orada sorun yok. Okumaya devam ettiğinde eylem rely. Rely on, güvenmek, dayanmak anlamına gelir. E rely on alır, yanında on yok, o zaman biz buraya koyacağız onu. On whom diyeceğiz ve Denizli cevabımız olacak arkadaşlar. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdi gelelim şu kısaltma yapı olayına. Evet. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de kısaltma yapı dediğimiz şey şu who, whom, which ve that'in cümleden atılmasıdır aslında. Cümleden atılmasıdır. Peki bunları atarak iş bitiyor mu? Şimdi onu anlatacağım size. Atınca direkt her şey çözülüyor mu? Ona geleceğiz arkadaşlar birlikte. Evet Sefa Bey. Yani size özel bir durum değil. Genelde sevilmez kısaltmalar. Ama arkadaşlar çıkıyor mu? Çok yaygın çıkmasa da paragrafları, yarım cümleleri anlamanızda çok işimize yarıyor. Yani anlam kolaylaştırıcılar. Evet, bazen de ters sorularının içinde tek tip çıkıyor karşımıza nasıl olduğunu. Konuşacağız. Yani çok karıştırmayacağım zaten temel olarak arkadaşlar. İşinize yarayacak boyutuyla vermeye çalışacağım. Bakalım istersen birlikte. Şimdi. Birinci maddemizde ne var? Üç başlıkta topladım ben bunları. Kısaltma dediğim yapıları. Whom, which ve that'ten sonra özne gelen durumlar. Who, which'den sonra ne gelen arkadaşlar? Be gelen durumlar. Buna that de yazabilirsiniz. Who, which, that deyin buna. Be gelen durumlar. Yine who, which, that'ten sonra eylem gelen durumlar. Bunları adım adım konuşacağız arkadaşlar. Beraber. Peki başlayalım o zaman konuşmaya. Birinci maddemiz neydi? Whom, which ve that'ten sonra özne gelmesi durumu arkadaşlar. Whom, which ve that'ten sonra özne gelmesi durumu. Şimdi bakalım. The people whom we have invited. The system that engineers will install. The risks which you predict. Sevgili arkadaşlar. Whom, that ya da which. Kendisinden sonra özne alırsa doğrudan bunu atıyorsunuz ve sorun çözülüyor. Yani bunun yerine ne geliyor? The people at the whom we have invited. The system engineers will install. The risks you predict. Şimdi size atın demeyecekler. Böyle bir soru tarzı yok ama okurken atıldığını anladığınızda cümleyi ya da metni anlamanız kolaylaşacak. Şimdi biriniz sorabilir. Hocam biz şurada bunun atıldığını nasıl anlayacağız? Var mı böyle bir soru sormak isteyen? Hocam bunun atıldığını nasıl anlayacağız burada? Soru yoksa geçiyorum. Kendi sorularımı cevaplamayacağım. Evet. Sefa Bey iki özne olduğundan diyor. Evet arkadaşlar. The people ve we. Arka arkaya iki özne, burada bir fiil var. İyi de o fiil bunun mu bunun mu arkadaşlar? Böyle bir kargaşa doğduğu anda diyeceksiniz ki burada ne varmış? Which, whom, and that. Atılmış diyoruz. Kalmış böyle. Bu birinci kısaltma. Sadece atıyoruz bakın. Hiç müdahale etmedik. Attık ve geçtik. Neden attık ama? Özne varken. Bu tamam. Geçiyorum. Who, which. Arkadaşlar who ve which olayından sonra be gelmesi durumu.
Peki buraya özellikle yazıp yazma konusunda kararsız kaldım çünkü sana çıkan çoğu soru virgül sonrası kullanımlar bunlar. Virgül sonrası kullanımları da dedi, tercih etmediğimiz için who ve which olarak kalsın aklınızda dedik. Şimdi bakın. That'in örneğini vermeye de gerek duymuyoruz burada virgül olayından dolayı. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ankara. Virgül atıyorum. Which is diyorum. Bakın ne var? Which'in ya da who'nun yanında be eylemi var. Görüyor musunuz? Özne yok. Be eylemi which ile beraber hemen arkasından gelirse yine who arkasından be yine who arkasından be eylemi geldiğinde yaptığımız şey ne? İkisini beraber atmak arkadaşlar. Hem which hem is gidiyor. Hem who hem is hem who hem de was birlikte gidiyor. Ne kalıyor? Ankara, the capital of Turkey. Türkiye'nin başkenti olan Ankara. Dostoyevski diyoruz, ünlü Rus yazar ya da ünlü bir Rus yazar olan Dostoyevski. Devam edersem de Obama'dan bahsettik. The former president, who was demeye gerek duymadım. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar, who, which atılıyor ama ne oluyor? Dikkat ederseniz yanındaki be eylemi de gidiyor. Bu da ara söz gibi kullanılan yine metin içinde işimize yarayacak yapılar bunlar. Şu anda bahsettiğim ikisi. Var mı burada herhangi bir problem? Yok. Peki. Devam edelim. Who, which, that'ten sonra artık eylem dediğimiz kullanımlar. Who, which, that'ten sonra eylem dediğimiz kullanım. Şimdi sevgili arkadaşlar, sınavda karşınıza çıkacak olan kısaltma bu. Yani gramer sorusu olarak çıkacak olan kısaltma bu. Şimdi bakalım. The man who, dikkat ederseniz geniş zaman 1, şimdiki zaman 2, simple past dediğim geçmiş zaman 3, Was were ing ile past continuous dediğimiz geçmiş zaman 4. Bu 4 tane zaman who'nun, which'in, that'in hemen arkasından gelirse ne yapıyoruz arkadaşlar bu tür durumlarda? Bu 4 zamanın 4'ü de aynı şekilde kısaltılıyor. The man calling. Who zaten gidecek mecburen çünkü. Fiil de ne alıyor? ING alıyor. Arayan adam. E hocam ben bunun hangisinin kısaltması olduğunu ne bileceğim? Arkadaşlar bu bilgi sizin bir işinize yaramaz. Bunu anlamanıza da gerek yok zaten. Sadece bunun anlamını bilin. Arayan adam. Eskiden arayan da olabilir bu. Şimdi arayan da olabilir. Arayan adam. Her şekilde kullanabilirsiniz. Problem yok. Tamam mıyız burada? Demek ki şu 4 zamanı doğrudan ING ile kısaltıyoruz. Devam edelim. The company which has invested ya da which had invested. Bakın, which'e atıyorum. Has ya da had invested durumlarında has ve had'i having'e dönüştürüyorum ve 3'ü aynen olduğu gibi yazıyorum. The man having invested. Yani yatırım yapan adam. Gördüğünüz üzere the man having invested. Tamam mıydı arkadaşlar? Perfect yapılar having ile kısalırlar. Bu da onun örneğiydi. Devam. The method which will be used. Hangi zaman kaldı? Dikkat ederseniz future'lar kaldı. Will be used, is going to be used. Arkadaşlar future yapıları kısaltırken to kullanıyoruz. To. Sonrasında zaten be used ve be used pasif olarak verilmiş burada. Onu da devam ettiriyoruz. Anlamı ne oldu? Kullanılacak metot. Şimdi öncelikle arkadaşlarım şunu bilsinler. Nedir arkadaşlar bilmeniz gereken şey? Üç kısaltma var. İngilizce'de kısaltma dediğim zaman arkadaşlarım şunu bilecekler. ING ile yapıyorum kısaltmayı. Having ile yapıyorum kısaltmayı. Ve to ile yapıyorum kısaltmayı.
Aktif kısaltmalar. Bir de buna dördüncü ekleyin. Birazdan göreceğiz. Fiilin üçüncü haliyle yapılan kısaltmalar. O yüzden de bir ifade kısaltma mı değil mi anlamanın yolu aslında şu. Ne? Kısaltma dediğin ifadede ing varsa kısaltmadır. To ile başlıyorsa kısaltmadır. Bir de fiilin üçüncü haliyle başlıyorsa kısaltmadır arkadaşlar. Having ne oldu demeyin. Zaten ing onda da var. Ing ile başlıyorsa kısar. Şunu da arkadaşlar. Kısaca doğrudan ing ile başlayanlar kısaltmadır. Ile başlayanlar kısaltmadır isimlerden sonra. Bir de sadece fiilin üçüncü hali olan kısaltmadır. Birazdan göreceğiz. Şu bölümde sorusu olan var mı bana? The man calling, the man having invested, the method to be used. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Kafanıza takılan, daha önce şöyle biliyordum, şöyleydi, şimdi şöyle oldu. Var mı herhangi bir sorun? Yok. Peki. Şimdi arkadaşlar, kısaltma konusunu öğrenirken en önemli noktalardan birisi, ki sınavda işimize yarayacak konu budur. Hangileri aktiftir kısaltmaların, hangileri pasiftir? Buna bakmanız lazım. Bunu anlarsanız kısaltmalarda çok rahat edersiniz. Bunun da yolu çok basit. Şimdi ondan bahsedeceğim. Aktif kısaltmalar dediğim kısaltmalar. İzleyin. Carrying, having carried ve to carry. Az önceki üçlü aslında bunlar. Değil mi? Hani taşımak diye düşünün. Taşıyan, yine taşıyan diyebiliyorsunuz buna da. Bu da taşıyacak, taşınacak vesaire. Şimdi arkadaşlar, gelelim pasiflere. Bana bir arkadaşım şunu hatırlatabilir mi? Zaman konusunu anlatırken pasif dediğinde ne vermiştik size işin formülü olarak? Notlarımız da vardı, hatta ekledik oraya, şeyler de ekledik nota. Ne dedik? Pasif kısaltma demek be artı 3 demektir. Şimdi bakın, kısaltmalarda da pasif kısaltma demek ya be artı 3'tür ya da sadece 3'tür arkadaşlar. Ya da sadece 3'tür. Şimdi bakın, beraber gidiyoruz. Being carried. Be'yi görüyorsunuz, 3'ü görüyorsunuz. Bu edilgen bir yapı. Pasif. Sadece 3 var. Pasif. Devam ediyorum. Having been carried. Bu be var. Evet. 3 var. Evet. Bu da pasif. Carried sadece 3, o da pasif. To be carried, be artı 3 olduğu için o da pasif arkadaşlar. Şimdi o zaman beraber çevirelim. Taşıyan, bu ne? Taşınan, taşınılan da diyebilirsiniz. Taşınıyor olan, size kalmış. Yine aynı taşınan, taşınılan. Şunda sadece şu ana dair vurgu var. Taşınılıyor olan gibi. Çok fazla çıkmaz karşılığı bu yapı. Having carried. Taşıyan demek bu. Taşımış olan, taşıyan neyse. Bakın taşınılan. Taşınılmış olan. Carried yine aynı. Taşınılan, taşınılmış olan. Buraya geldik. Bu taşıyacak demekse bu da taşınılacak. To be carried. Tamam mı? Peki şimdi sizinle şöyle bir şöyle bir bakayım ondan sonra. Evet. Bakın arkadaşlar. The marketing department preparing a campaign. Şu bir kısaltmadır diyorum. Katılıyor musunuz bana? Preparing bir kısaltma mıdır değil midir burada arkadaşlar? Preparing. Ne yapmış? Fiil ing almış. Kısaltma mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum. Preparing a campaign. Anlamını sormadım. Sadece kısaltma mı değil mi? Evet, bir
kısaltma. O zaman nasıl çevireceğim? Burada which vesaire varmış gibi sağdan alacağım. Bir kampanya hazırlayan pazarlama departmanı. Peki, doğrudur. Yüklem yok zaten Namık Bey. Tek fiil bu. Bu da kısaltayım. Arkadaşlar şu soruyu soralım. Bu aktif mi pasif mi? Preparing. Burada bir artı 3 var mı? Yok. Yok. Bu için kesinlikle bu aktif bir kısaltma. Süper. Devam edelim. Having invaded. Bu da bir kısaltma. Bakınca görüyorsunuz. Aktif mi pasif mi dediğimde bir artı 3 ya da sadece 3 var mı burada? Bir artı 3 ya da sadece 3 yok. Yani bir yok, 3 var ama yalnız başına değil, having de var. O yüzden bu bir artı 3 olmadığı için bu da aktif. Yanıltmasın sizi. Having been working here for years demişiz. Arkadaşlar bir var ama ne yok? Ne yok? Bir var ama. Bir var ama. Ne yok? Üç yok. Bu da aktif bir ifade. Bu da having been working şeklinde bir süreç ifade eden, yıllardır burada çalışan, çalışmakta olan insanlar diye anlatıyor. Aktif. To see. To see. Aktif arkadaşlar. Bir yok, üç yok gördüğünüz üzere. Peki bunların hepsini aktif dedik. Şimdi pasifleri görelim. Bakın. Prepared. Fiilin üçüncü hali pasif. Having be 3. Gördünüz mü arkadaşlar? Pasif. Invaded. Sadece 3. Pasif. Be 3. Pasif. Be 3. Yine pasif. Be ve 3 yine pasif arkadaşlar. Şimdi, hocam tamam ben aktif mi pasif mi ayırt edebiliyorum artık diyeceksiniz. Peki bu bilgi ne işime yarar benim? Bu bilgi benim ne işime yarayacak sınavda? Aktif tamam anladık, pasif onu anladık. Şimdi arkadaşlar izleyin. Sınavda size şurayı boş bırakacaklar. Bakın izleyin burayı boş bırakacaklar. Ve şıklarda having invaded verilecek. Bir de mesela invaded verilecek. İşte yapmanız gereken şey tam olarak şu. Hemen sağında ne var diye bakacaksınız. Daha önce pasifte konuştuğumuz gibi. Sağında bir isim var değil mi? The ile, E ile, some ile bir isim var yani hemen yanında. O zaman bunun nesnesi var diyoruz. Burayı aktif yapıyoruz. Invaded pasif olduğu için onu eliyoruz. Devam ediyorum. Preparing a campaign diyorum. Burayı boş bırakacaklar sınavda size. Preparing mi olacak diyecekler. İşte atıyorum prepared mi olacak diyecekler. Hemen sağına bakacaksınız. Bir isim var mı? A campaign var. Burada bir isim olduğu müddetçe burayı öncelikle aktif yapacaksınız. Bu durumda pasif olan prepared elenir, preparing cevap olur. Peki bakalım. Şimdi diyelim şurayı boş bıraktı. Invaded by the virus. Arkadaşlar invaded boş bırakılmış. Hemen sağına bakalım. Ne var? Bir preposition var. By. Öncelikle pasif düşüneceksiniz. Çünkü burada nesne yerine preposition tercih edilmiş. Tamam mıyız arkadaşlar? By özellikle. O yüzden de burada invading ya da having invaded yerine pasif olan invaded'ı tercih ediyoruz. Virüsler tarafından istila edilen vücut. Yine bir şirket tarafından şu anda geliştiriliyor olan, geliştirilen ilaç. Hangi riskler? Göz önüne alınacak riskler. İlk yolculuklar. Ne diyoruz? During the meetings before, arkadaşlar. Ne diyor? Toplantılar sırasında planlan, ne bu? Mış
olacak diye bir ifade, planlanılacak, planlanmış olacak diye bir ifade, planlanmış olan diye de düşünebilirsiniz. Kısaca uzatmadan, bunlar aktif, bunlar pasif arkadaşlar. Bununla ilgili sorusu olan arkadaşım var mı? Aktif nerede kullanılıyor, pasif nerede kullanılıyor boyutuyla? Yoksa ben soruyorum. Şimdi altta ekranın altında mesaj bölümünde bazı şeyler yazacağım. Ben yazdıktan sonra siz aktif mi pasif mi onu yazacaksınız bana. Tamam mıyız? Ya da bir adım geriden gidelim. Önce yüklem mi kısaltma mı bunu anlayalım beraber. Yüklem mi kısaltma mı? Yazıyorum, siz bana söyleyin. Bu bir kısaltma mı yüklem mi? Buyurun. Yazdığım ifadeye bana cevap verin hocam. Have seen bir kısaltma mıdır, yüklem midir? Have seen kısaltma mıdır? Evet, yüklemdi de arkadaşlar. Have çünkü değil mi? Have ile başlayan bizim bir kısaltmamız yok. Kısaltma derken ing olacak, to olacak ya da fiil üçüncü hali olacak. Mantık. Peki devam edelim. Bu bir kısaltma mıdır, yüklem midir? Sense. Yüklem. Tamam, bunları anlıyoruz. Anlaştı, uzatmayacağım. Şimdi yazdıklarımın aktif kısaltma mı, pasif kısaltma mı olduğunu söyleyeceksiniz bana. Aktifse A yazın, pasifse P yazın arkadaşlar. Buyurun. Aktifse A yazın, pasifse P yazın arkadaşlar. Aktifse A, pasifse P. A'lar var, P'ler var. 3'e 2 oldu. 4'e 2 oldu. Evet, 5'e 2. Baştaki arkadaşlar değiştirme hakkına sahipler. Evet, arkadaşlar. Gökçe Hanım katıldı baştaki arkadaşlarıma. Sefa ve Sariye. Evet, buyurun. Ne diyorsunuz burada? Hangisi acaba? Yazdığım şeyde beraber bakalım. Having been seen yazdım. B artı 3 var mı yok mu? B artı 3. Having been seen'de. B artı 3 var. Varsa buna biz pasif demiyor muyuz arkadaşlar? Pasif demiyor muyuz? Evet. P diyen arkadaşlarıma oradan yarımşar bardak çay gönderiyorum arkadaşlar. Notlarınızı alın. Biriktirdiğinizde de toplam bakarız daha sonra. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki devam ediyorum yazmaya. Siz karar verin. Aktif mi pasif mi? To be working. Aktif mi pasif mi? Namık Bey P dedi. Diğer arkadaşlar A'larla devam etti. Namık Bey değiştirmek ister misiniz? Israr mı ediyorsunuz? Evet. Evet. Arkadaşlar to be, evet. Be'den sonra 3 yok. Bakın be ing. O yüzden aktif. Devam edelim. Aktif mi pasif mi? Having been doing. Evet, aktif. Süper. Devam edelim. To be connected. Aktif mi pasif mi? Pasif. Süper. İyi gidiyorsunuz. Being called. Aktif mi pasif mi? Pasif. Çok güzel. Ve son olarak killed. Aktif mi pasif mi? Şimdi killed, evet, eğer kısaltma ise pasif. Doğru. Yüklem de olabilir değil mi killed? İkinci hali de olabilir fiilin değil mi arkadaşlar? Killed. İki de olabilir. Ama kısaltma olduğunu varsayarak soruyorum. Bu bir pasif kısaltma. Sadece fiilin üçüncü hali. Süper. Anlaştık burada. Herhangi bir sorun görmüyorum. Sizde var mı sıkıntı? Hocam ben şunu ne şunu ne anlıyorum anlamıyorum. Herhangi bir sorun var mı arkadaşlar kısaltmalarla ilgili? Yok.
Tekrar söylüyorum. Sizi sınavda kurtaracak olan kısaltmaların aktif mi pasif mi olduğunu bilmek arkadaşlar. Bilirseniz rahat ettiniz. Aktif hangisi, pasif hangisi? Yanına gelene göre de aktif ve pasife karar veriyoruz arkadaşlar. Tamam. Ya cümle içinde zaten merak etmeyin. Oraya da geleceğiz sizinle. Yer yer çevirilerin de olacak metin içinde. Şimdilik olayın teorik boyutunu halledelim. Arkadaşlar, to'lar kısaltma içine aldım bu konuyu ben. Gerund infinitive'i ayrı bir konu olarak anlatmayacağım çünkü. To alan durumlar nelerdir İngilizce'de? Bunları bir özetleyelim beraber. To alanlar. To alanlar. Arkadaşlar, it to yapısı vardır. It vardır, onun to'sudur kullanılan to. Bu bir. Yani şurayı boş bırakır size sınavda. To find mi gelir, finding mi gelir, having found mı gelir diye sorar. Arkadaşlar başta it gördüyseniz bu to'dur. Sorun yok. Superlative sonrası gelen to yapısı var. The best program demişiz. En iyi program diyor arkadaşlar. Evet, it'i an çomağı hazırla değil, it'i an to'yu hazırla diyoruz buna gördüğünüz üzere. Superlative yapılar arkadaşlar to'yla devam eder. The best, the first, arkadaşlar the most. Superlative yapılar to ile devam ederler fiil alırken. Sıfatlardan sonra to gelir İngilizce'de. Ready to go o yüzden kullanıldı. Arkadaşlar ready to, eager to, willing to. Tamam mı? Pleased to. Hep fiil diyorum. Sıfatlardan sonra to gelir arkadaşlar. Önemli gördüğüm için him, her, them, us ifadelerinden sonra görüyorsunuz us, to kullanıyoruz arkadaşlar. To. Him, her, us, them vesaire, me. Bunlar hep to ile devam eder. Be sonrası to diye bir olay var. O ne? Mekmak anlamında kullanıyoruz bunu. Bu programdaki ana amaç diyoruz. Nedir arkadaşlar? Fakirlere erişim ya da ulaşım sağlamaktır. Mekmak anlamında be'den sonra da to gelebilir. Devam edelim. To'nun için anlamı var bir de. İçin anlamı var. Ne diyor? The president decided to visit the USA to talk about immigrants. Ne diyoruz? Başkan, görüyor muyuz arkadaşlar? Karar verdi. Amerika'yı ziyaret etmeye karar verdi. İçin to talk about the immigrants. Göçmenler hakkında konuşmak için. To'nun için anlamı var. Pasif eylemlerden sonra kulağınıza küpe olsun. Bu çıkar. Bakın sordum, söyledim. Sınavda da sorarlar. Hoca söylemedi demeyin. Pasif eylem sonrası to kullanılır arkadaşlar. Ne demek bu? Are known. Pasif midir? Evet. Be artı 3 var. Pasif eylemden sonra gelen kısaltma tarzı dediğimiz yapılar to mu ing mi? To alır. Tartışmasız. Is believed. Are known. Bunlar to arkadaşlar. Evet. Pasifi an to'yu hazırla. Devam ettik. Eylem sonrası to olan durumlar var. Bu her zaman değil. Bazı eylemler to alır. Biliyorsunuz want to alır. Değil mi? Would like to alır. Decide to alır. Bunlar temelde bilinen. Arkadaşlar bu yapılardan çok yukarıdakiler soruluyor. Yani ÖSYM artık şunu yapmıyor. Yani uzun süredir yapmıyor. İşte hate yanında gerund mu alır, infinitive mi alır? Girmiyor arkadaşlar bu topa. Yani onun sorduğu şey daha çok şu tür yapılar. It var, to geldiğini bilecek mi? Superlatif'den sonra to geldiğini biliyor mu? İşte atıyorum pasif eylemden sonra to gelmesi gerektiğini biliyor mu? Yani ezberlenmenizden ziyade hangi fiil hangisini alır ezberlemekten ziyade mantığı sorguluyor. Ya want'ın ne aldığını o an o bilir diyor yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ama pasif olduğunda to geldiğini biliyorsa bu benim için yeterli diyor. Anlaştık mı? Bu da yine want to dedik. Burada da bu şekilde sorunu çözmüş olduk arkadaşlar.
Peki. 48 olmuş. Bir ara verelim arkadaşlar. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim. 48 şu an şeyde buluşalım. Kaç? 12'de